Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV32 Haber'e hoş geldiniz. Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Yazı Söğüt Köyü'ndeki canlı hayvan pazarının tedbiren ve geçici bir süreyle kapatıldığını açıkladı. İl Müdürü Adıgüzel, şap hastalığına karşı gerekli tüm aşılamaların başlatıldığını ve bu çerçevede İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun aldığı karar gereği Isparta merkeze bağlı Yazı Söğüt Köyü'nde bulunan ve her hafta çarşamba günleri kurulan canlı hayvan pazarının da tedbir amaçlı olarak bir ay süreyle kapatıldığını vurguladı. Müdür Adıgüzel, Kurban Bayramı arefesinde böyle bir karar almak yerine şimdiden pazarın kapatılmasının ve şap hastalığı ile etkin mücadele yapılmasının daha doğru bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi. Geçtiğimiz Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen binlerce çocuk eğitim ve öğretimini tamamlayabilsin diye Isparta'ya getirildi. Çocukların Isparta'daki okullara alışabilmesi için eğitimciler bütün imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Davraz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hasan Hüseyin Gül İlkokulu'nda eğitim gören 94 depremzede öğrenci için idareciler ve öğretmenler moral şenliği düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un katılımıyla deprem bölgesinden gelen çocuklara okula uyumlarını sağlamak ve onlara moral vermek amacıyla balon, pamuk şekeri ikramı, palyaço gösterileri ve uçurtma etkinliği gerçekleştirildi. Okul Müdürü Ümitcan, kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiklerini ifade etti. Isparta'ya gelen depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılandığı Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden TV32 muhabirimiz çalışmalar hakkında bilgi aldı. Haberimiz sizlerle. Depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabildiği kademdeyiz. Merhaba. Merhaba. Gonca Kayacan ben. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin Isparta İl Temsilcisiyim. Burada afetzedelerimiz için hazırlanmış giyim bank, gıda bank ve ayakkabı mağazamız var. Ayakkabı mağazalarımız, giyim bankamız ve gıda bankamızda yaklaşık 20 gündür afetzedelerimize hizmet veriyoruz. Yönetim kurulu üyelerimiz, gençlerimiz, İl Milli Eğitim'den gelen kıymetli öğretmenlerimiz valilik himayesinde açılmış olan bu binada hizmet veriyor. Şu anda kimler yararlanabiliyor bu haktan? İlimize misafir gelen tüm afetzedeler faydalanabiliyor. Şu an herkesin giyim ihtiyacını karşılayabilecek malzeme var mı yoksa eksiklerimiz var mı şu anda? Yaklaşık 20 gündür bir fiil kadın, çocuk, erkek reyonlarımızda kendilerine hizmet veriyoruz. Bir ailemiz bir kere alışveriş yapıyor, bir daha gelip eksiklerini tamamlıyor. Yine ayakkabı reyonumuzda aynı şekilde bize gelen afetzedelerin tamamına hitap edecek kadar malzememiz mevcut. Peki ne zamana kadar sürecek bu organizasyon? Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda şu anda devam ediyoruz. İlimize gelen afetzedelerimizin yeni gelenlerin girişini net bilmediğim için hani bu soruya net bir cevap veremeyeceğim ama gönüllülerimizin gücü yettiğince elimizde malzeme olduğu sürece çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim, tebrik ederim sizleri. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Denizli ve Afyonkarahisar kentlerinde kuş gribi sebebiyle 6,5 milyona yakın yumurta tavuğunun telef olduğu iddia edilirken karantina süreçlerinin başladığı bilgisi alındı. Dünyada son zamanlarda görülmeye başlanan ve birçok kanatlı hayvanın telef olmasına sebep olan kuş gribi Denizli ve Afyonkarahisar'da ortaya çıktı. Grip, Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 5 milyondan fazla, Denizli'nin Honaz ilçesinde de yaklaşık 1,5 milyona yakın yumurta tavuğunu telef etti. Yumurta üretim tesislerinde bu vakaların görülmesi üstüne ekipler kentte önlemleri en üst seviyeye çıkararak hastalığın önüne geçmeye çalışıyor. İlimizde KYK yurdunda kalan depremzedelerin saç, sakal ve yüz bakım hizmetini Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural ile birlikte yerinde inceleyen Vali Aydın Barış, kuaför esnafına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. KYK yurtlarında oluşturulan salonlarda gönüllü olarak giden bay bayan kuaförler afetzedelerin saç, sakal ve yüz bakımlarını yapıyor. Son olarak 45 kişilik bay ve bayan kuaförden oluşan gönüllü ekip sabah saatlerine KYK yurtlarına giderek afetzedelerin tıraş ve bakım ihtiyaçlarını karşıladı. Bu kapsamda Vali Aydın Barış, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve Berberler Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralı ile birlikte verilen bu hizmeti yerinde inceledi.
Modern Evler Mahallesi Muhtarlığı ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Mustafa Şener İlköğretim Okulu binasında açılan rölyef kursuna 20'ye yakın ev hanımı katılıyor. Boş zamanlarını değerlendirmek, sosyal aktivitede bulunmak, üretim ve istihdama katkıda bulunmak amacıyla hem sanat öğrenen hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlayan kadınların el becerileri görülmeye değer. Sabahtan öğleye kadar hafta içi her gün devam eden rölyef kursu Halk Eğitim Merkezi hocaları tarafından gerçekleşiyor. Modern Evler Mahalle Muhtarı Ebru Özbayrakçı yaptığı açıklamada şunları söyledi. Kadın annedir, kadın eştir, kadın mücadeleci, üretken bir varlıktır. İşte mahallemizdeki rölyef kursumuzdaki kadınlarımızın ürettikleri birbirinden güzel eserler. Güzel yürekli annelerimiz ve kadınlarımız, ellerinize, emeklerinize sağlık dedi. Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Haberimiz sizlerle. Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda her gün 12.30 ile 13.30 arası depremzede çocukların uyum sürecini atlatması için etkinlikler düzenleniyor. Merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Depremzede çocuklarımıza her gün 12.30'da 13.30 arası etkinler düzenliyor musunuz? Evet, okulumuzda böyle bir proje başlattık. Başka illerden ilimize misafir olarak gelen öğrencilerimize biz okulumuz olarak Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulu'nda her gün 12.30 ile 1.30 arasında yurtta kalan depremzedeler ve okulumuzdaki diğer ev tutup yakında okulumuza yakın olup da kayıt yaptıran öğrencilerle her gün burada drama oyun yoluyla onları rehabilite etme, yaşama alıştırma. Biliyorsunuz çocuklar için en iyi terapi oyundur. Oyunla çocuklar sağlıklı bir yaşam sürebilirler, kendilerini tedavi edebilirler. Biz de bu çocuklarımızın hem yeni yaşamlarına uyum sağlayabilmeleri için hem de onların bu yaşadıkları örtülü travmayı atlatabilmeleri için her gün burada drama servisimiz olarak, okulumuzun drama kulübü olarak çocuklarımızı birer saat öğle arasında burada değişik drama çalışmaları, oyunlar, yarışmalar, etkinliklerle onları mutlu etmeye, güldürmeye, hayata tutunmaya ve yaşadıkları acıları oyunla yenmeyi öğretmek için emek harcıyoruz. Bunu gönüllü olarak mı yapıyorsunuz yoksa? Tabii ki gönüllü olarak yapacağız. Bunlar çocuklar bizim geleceğimizin umudu. Biricik varlığımız onlar. Onlar sağlıklı olmazsa biz sağlıklı bir toplum yaratamayız. Sağlıklı bir toplum için öncelikle bizim sağlıklı, iyi düşünen, kendine güvenen çocuklar yetiştirmemiz lazım. Biliyorsunuz bu yaşadığımız afetten sonra insanlar kendi dertlerine düştüklerinden dolayı ne oldu? Çocuklar biraz arka planda kaldılar. Aileler onlarla yeterince ilgilenemediler. Şehirler değiştirdiler. Büyük travmalar yaşadılar ama çocuklar bu travmaları direkt yansıtamadıkları için onlar oyunlarda daha çok bunları kendileri tedavi edebiliyorlar. Biz de onlara bu olanağı sağlamak için okulumuzda böyle bir proje başlattık. Daha önceden de oyuncak arkadaşlığı adı altında okulumuzda yine buradaki öğrencilerimiz oyuncaklarını paylaşarak onlarla oyuncak arkadaşlığı kurmuştu. Şimdi de drama yoluyla biz bu çocuklarımızı her gün burada değişik aktivitelerle hayatta canlı tutmaya çalışıyoruz. Peki herhangi bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız var mı? Şu anda okul olarak herhangi bir ihtiyacımız yok. Gönüllü kuruluşlar olsun, milli eğitim olsun. Her türlü yardımı almış bulunuyoruz. Yeni gelen çocuklarımıza okul kendi olanaklarını ve çevresel olanaklarını kullanarak çantalarını, formalarını, kitap, defter gibi bütün ihtiyaçlarını gidermiş bulunuyor. Bu çocuklarımızın çoğu servislerle okulumuza getiriliyor. Gün içinde bu aktivitelerden sonra da servislerle tekrar gönderiliyor. Öğleyin okulumuzda yemek servisi yapılıyor bu çocuklarımıza. Dışarıdan gelen öğle yemek yeme olanağı olmayan çocuklar da burada günlük milli eğitimin gönderdiği tabildot yemeklerle besleniyorlar.
Biz de burada drama ile onların ruhlarını besliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu gösterdiğiniz ilgi için de hepinize teşekkür ediyorum. Hatay'da bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yer aldığı afet koordinasyon toplantısına katıldı. Başkan Başdeğirmen, Erzurum Yakutiye Belediyesi'nin koordinasyonunda Antakya'da kurulan konteyner kentte Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'la bir araya gelirken, konteyner kentin su tesisat altyapı çalışmalarını yapan Isparta'dan gönüllü giden sıhhi tesisat ekibini ziyaret etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile de bir araya gelirken bölgede devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Hatay'daki çalışmaları kapsamında Başkan Başdeğirmen, Isparta'dan bölgeye giden ekiplere de moral ziyaretleri gerçekleştiriyor. Başkan Başdeğirmen, Hatay'da çalışmaları destek veren Isparta Belediyesi personeli, Samandağ Devlet Hastanesi'nde depremzedelere yemek hizmeti sağlayan Süleyman Demirel Üniversitesi personeli, yine yemek hizmetinde bulunan Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekibini ziyaret edip moral desteğinde bulundu. Isparta Spor 5 Mart Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı İnegöl Spor maçının seremonisine Isparta'da konaklayan depremzede çocuklarla el ele vererek çıkacak. Isparta Spor Kulübü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Birçok canımızı kaybettik. Yaralarının sarılmasını bekleyen birçok insanımız var. Onlara destek vermek, acılarını bir nebze hafifletmek için Isparta 32 Spor Kulübü olarak 5 Mart 2023 tarihinde saat 14'te oynayacağımız İnegöl Spor maçı öncesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile ilimizde konaklayan depremzede çocuklarımızın karşılaşmayı izlemesi sağlanacak olup iki takım da maç öncesi seremoniye depremzede çocuklarımız ile el ele çıkacaktır. Bunların dışında stad içerisinde birkaç etkinlik daha düşünüyoruz. Netleşince ayrıca bilgi vereceğiz" denildi. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.